Antakya, İzzettin Yılmaz, Defne, Ferit Oflazoğlu, Reyhanlı Mehmet Hacıoğlu, Samandağ, Mehmet Süt, Arsus, Necim Bozkurt, İskenderun, Mehmet Fatih Tosyalı, Payas, Bekir Altan, Erzin, Hüseyin Gökçe, Hasta, Mehmet Karataş, Kırıkan, Ayhan Yavuz, Altınözü, Rifat Sarı, Yayladağ, Mustafa Sayın, Belen, İbrahim Gül, Dört Yol, Fadıl Keskin, Kumlu, Mehmet Deli. Cumhur İttifakı Hatay'da yerel seçimlere bu isimlerle girecek. İttifak kapsamında Hatay'ın 15 ilçesinden 12'sine AK Parti'den, 3'üne de MHP'den aday gösterildi. Cumhur İttifakı'nın aday tanıtım toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Adayları AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Naci Bostancı açıkladı. 31 Mart akşamı partilere verilen oylara bakacaklar. Ama aynı zamanda Cumhur İttifakı toplamda ne kadar oy almış buna da bakacaklar. O yüzden Cumhur İttifakı'nın çatısı altında bulunan herkesin en temel ve birinci görevi kendi mahallinde AK Parti ya da MHP kimin adayıysa gidip arkasında durmak, sadece oyunu vermek değil, ona oy vermesi için aynı zamanda sokak sokak dolaşmak, ona oy kazanmak için her yere gidip bütün kapıları çalmak ve bütün gönülleri kazanmak hepimizin görevi bu. Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen Hatay aday tanıtım toplantısında AK Parti ve MHP teşkilat üyeleri kol kola partilileri selamladı. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti'nin 16 yılını hatırlattı, yerel seçimleri işaret etti. Partisi ne olursa olsun ama bu milletin verdiği her oy hangi partiye verilirse verilsin bizim onurumuzdur anlayışıyla o sandıklara sahip çıkacağız. Hırsızlığa, yolsuzluğa, sandıklarda hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz, imkan vermeyeceğiz. Aday tanıtım toplantısında AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler de Hatay'da Mart 2019 sonrasına işaret etti konuşmasında. 15 ilçemizde aday olarak çıkmış olan her bir kardeşimiz Cumhur İttifakı'nı var eden bu ruh ve adanmışlıkla el ele, omuz omuza, yürek yüreği vererek Hatay'a hizmet sevdasını gönüllere nakşedecek, Hatay'a hizmet sevdasını her yerde anlatacak ve Hatay'ın hizmet sancağını burçlara dikecektir. Başkan seçilirse hayata geçirmeyi planladığı projeleri de açıkladı Güler. Millet bahçeleri ve bölgesel rekreasyon alanlarında sanayimizi ve ticari hacmimizi büyütecek, lojistik merkezlere istihdamı artıracak iş birliklerinden iktisadi işletmeler aracılığıyla gelir getirici hamlelere, deniz, inanç ve yayla turizm alanlarının ve tesislerinin ilimizin tanıtımı ve hak ettiği kapasiteye kavuşmasından ve bunun için gerekli ulaşım ve yol ağlarının genişletilmesine kadar vizyon belediyeciliği anlamında projelerimizi olgunlaştırıyoruz ve milletimizle çok yakında paylaşacağız inşallah. Cumhur İttifakı'nın Hatay'a yansıması böyle oldu. İttifak gereğince 31 Mart için Hatay'daki 15 belediyeden 12'sine AK Parti'den, 3'üne ise MHP'den aday gösterildi. AK Parti ve MHP'lilerin kol kola salondakileri selamladığı aday tanıtım toplantısında coşku yüksekti. İnşallah